Günaydın demeyin, selam verin, selam verin. Bir de bir olay oldu değil mi? Selamünaleyküm deyin. Bir ahmak grup da çıkmış. O diyor Yahudi lisanından geldi diyor. Şalom demek, şalom. İbranice'den. Ben not ettim buraya. İbranice'den kaç tane kelime var biliyor musun? Yüzlerce buldum da 4-5 tane meşhurlarını aldım. Ya İbranice ile Arapçanın arasında çok benzerlik var. İbranice'de, bu arada Tevrat Mevrat İbranice'dir. O da önemli bir dildir. Bak şimdi. Nereye yazdım onu ben? Heh. Şimdi şalom, selam aynı kökten gelen. Ya İbranice'de bir sürü, Arapça'da bir sürü İbranice kelime var. Bak hemen buldum sana. Su. Arapça'da su denir. Su. Meyn. İbranice'de de aynı yazı, yani aynı kök gibi. İbranice'den geçme. Efendim esir kelimesi. Esir. İbranice'de de aynı. Arapça'da da aynı. Alem kelimesi. İbranice'de de aynı. Arapça'da da aynı. Gün, yevm demek Arapça'da biliyorsunuz değil mi? Yevmel kıyamet diyoruz, kıyamet günü. İbranice'de de aynı. Sene, şana. İbranice'de de şana. Arapça'da sene. Yasef, Arapça'da Yusuf. Benjamin, Arapça'da Bünyamin. Daha böyle binlerce var ya. Bu kadar cahil olabilir mi bir toplum ya? Yani düşmanlık ettiği şeyin cahili bir adam ya. Bak ben düşmanlık ettiğim şeylerin bilgilisiyim ha. Alim bir hoca değilim. Ne hocalarımız var. Elini de öperim, ayağını da öpüyorum. Öperim elini de, ayağını bile öperim. Beni bilen bilir. Ama düşmanlık ettiğim ne varsa şu kürsüde hepsinin cibiliyetini biliyorum. Düşmanlık ettiğim ne varsa cibiliyetini biliyorum da şurada hepsini anlatamıyorum. Engeller var önümde. Anlatabildiğim kadar, aşabildiğim kadar. Cibiliyetlerini biliyorum düşmanlarımın. Düşmanlık ettiğim kimselerin cibiliyetlerini biliyorum. Ulan siz de öğrenin bari ya. Neymiş bana yazıyor. Şalom Halil yazıyor bana. Bana selam, şalom diyor. Ya bu kadar seviyesizlik, bu kadar ne yapalım? Bunlar var, bize de bunlar denk geldi. Ne yapacağız ya? İslami bir şey konuşuyoruz. Ben diyor Arap adeti yapmam. Ulan selam İslam alameti olan bir şey. Bak ayette ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyû bi ahsene minhâ. Eğer diyor sana biri selam verirse, selamun aleyküm derse, sen de ona daha güzeliyle selam ver. Ev rudduha, yahut da aynısıyla aşağıda kalma diyor. Allah'ın emri ulan bu. Bu Allah'ın emri, selam Allah'ın bir emri. Yok İbranice'den girmiş, yok Yahudilerde varmış, yok bilmem kılda varmış, tüyde varmış. Kur'an'a bakacaksın, Kur'an'a. Ey İslam düşmanlığını faşistliğinin arkasına saklayan herifler. Kur'an'da diyor ki sana biri selam verdiğinde diyor. Selam verdiğinde daha iyisi. Yani sana biri gelip de selamun aleyküm derse sen aleyküm selam deme. Ve aleyküm selam yetmedi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha güzeliyle selam ver diyor. Ayet bu ya. Sonra başka bir ayette buyuruyor ki Rabbimiz, bak ne diyor. Ya eyyühellezine amenü izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû. Allah yolunda bir sefere çıktığınızda, Allah için sefere çıktığınızda iyi araştırın. Ve la tekulû limen elkâ ileykümüs selam. Selam, bak selam. Selam kelimesi geçti. Ey büyükbaş cinsi, çıkıp da ben Türk'üm lan diyor. Selam mı diyeceğim diyor. Arap mıyım ben diyor. Selam mı diyeceğim diyor. Selamun aleyküm demek Müslümanlık alametidir. Değilsen Müslüman tabii ki vermeyeceksin. Günaydın de, tünaydın de, good morning de, bonjour de, cart de, cürt de, zart de, zurt de, ne istiyorsan de. Müslümansan diyor ki Allah'ımız selamun aleyküm. Buhari'de onlarca hadis var. Selamı yayın, tanımadıklarınıza da selam deyin, selamun aleyküm deyin. Orada Arapçası da yazıyor. Diyor ki, Arapçası şu, metni şu tercümesi, bir sefere çıktığınızda iyi araştırın, biri size Müslümanca selamun aleyküm derse leste müminen, sen Müslüman değilsin deme. Sakın biri sana gelip de selamun aleyküm derse sen Müslüman değilsin deme. Bu bir olayın üzerine inmiş bir ayeti kerime. Sana selamun aleyküm diyen adam bizim için Müslüman sayılır.
hayırlı günler dersin, merhaba dersin. Biri de yazmış, hocam sana merhaba. Ulan o da Arapça. O da Arapça.